İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Turkish Teknik Hangarında, Türk Hava Yolları yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen etkinlik ile AJET, havacılık sektöründeki yerini yeni ismiyle almış oldu. AJET kurulması ile ilgili değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Profesör Dr. Ahmet Bolat, bugün, gelecek 10 yıllık hedeflerimiz doğrultusunda AJET'imizin kuruluş çalışmalarını başlattık. Uzun süredir verdiğimiz emek ve gayret neticelerini verdi ve 2024 Mart sonu yaz tarifesi ile ajeti gökyüzüyle buluşturacağız, dedi. Global standartlarda düşük maliyetli havayolu olmak ve pazardaki rekabetçi konumunu güçlendirebilmek amacıyla kurulan şirket, 2024 yılı Mart sonu itibarıyla operasyonlarını İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa Havalimanı merkezde olarak sürdürecek. Sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda doğa dostu olarak faaliyet göstermeyi planlayan şirket, low cost düşük maliyetli pazarına yenilikçi bir bakış açısıyla giriş yaparken, sunulan hizmetin sadeleştirilmesi ve ekonomi sınıfı konfigürasyonuyla elde edilecek maliyet avantajını da bilet ücretlerine yansıtarak daha geniş bir kitlenin hava ulaşımı hizmetinden yararlanmasını sağlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir, ajetin dış hatlarda da Türk taşıyıcılarının rekabetini artıracağını söyledi.